buz gibi bir Almanya sabahından merhaba arkadaşlar. Yeni rotamızda Speyer'e geldik. Bu videoda Speyer, Rastatt, Karlsruhe ve Baden-Baden olacak. 4 tane Almanya kasabasını ve şehrini size anlatacağım. İlk noktamızda az önce dediğim gibi Speyer şehrine geldik. Burası öyle çok turistik bir şehir değil ama yol üzerinde uğramanız gereken bir yer. Heidelberg'ler eğer Baden-Baden ya da Rastatt tarafına geçiyorsanız uğramanızı tavsiye ederim. Arkamda da gördüğünüz muhteşem Dome. Birçok dilde farklı anlamları var. Yani katedrallerin daha büyüğü, daha merkezi bir kilise anlamına geliyor. Orasıyla ilgili detayları birazdan vereceğim. Şimdi ilk olarak Speyer'de gezilecek yerlerde oraya giriyoruz. Şimdi arkamda gördüğünüz bu devasa Romanesk Katedrali'ni biraz tanıyalım. Bu dünyanın en büyük Romanesk mimarili katedrali arkadaşlar. Hatta Papa tarafından da buraya özel bir ünvan da verilmiş. Konrad II tarafından 1100'lü yıllarda yapılmış arkadaşlar. Çok eski bir yapısı da var. Kırmızı kum taşından ve kiremitlerinden yapılmış. Zaten dışına baktığınız zaman tamamen kırmızı bir taş kullanıldığını görebiliyorsunuz. 4 tane yeşil kubbeli kulesi var. Yani birçok özelliği bakımından dünyanın en büyüğü, az önce dediğim gibi. Yani bu kadar aslında renksiz bir kasabada bu kadar büyük bir katedralin olması da büyük bir şans bence. Sırf buraya görmek için turistler geliyor. Diğer şehirlerle kıyasladığımız zaman çok da turistik bir yer değil dedikleri gibi. Sadece insanlar burayı gördükten sonra yollarına devam ediyorlar. Şimdi içeri girmeye çalışıyoruz. Speyer'i gezerken arkadaşlar, ya da Speyer de olabilir, buradaki Noel pazarına da uğradık. Sonunda çok böyle sıkıntın olmadı, aşırı ya da test zorunlu olmadığı bir Noel pazarı gördük. Gayet büyükmüş. Hatta Heidelberg'dekinden bence daha büyük. Bayağıdır yürüyoruz. Hatta arkamdaki yoldan devam ediyor. Şu anda da işte bildiğimiz tipik Noel pazarında olması gereken her şey burada. O tarçınlı kurabiyelerin, keklerin kokusunu çok güzel alabiliyorsunuz. Her çeşit yemek var. İşte Almanların meşhur sosisleri, burgerleri, atlı karıncalar, işte her şey burada. Çok da güzel, şirin bir meydanda kurulmuş. Her sene de burada kuruluyormuş bu arada. Sadece geçen sene pandemiden dolayı kurulmamıştı. Burası da böyle. Sonunda bir Noel pazarı hissettik. Ama bundan sonra inanıyorum ki daha güzel olacak. Şimdi artık burayı da gezdikten sonra Karlsruhe'ye doğru yolumuza devam edeceğiz. Ve sıradaki noktamız Karlsruhe şehri arkadaşlar. Şu an arkamda gördüğünüz devlet müzesiyle ünlü barok şehri, biraz da romanesk mimarisiyle ünlü şehirdeyiz. Baden-Baden rotamızdaki ikinci şehir burası. Speyer'den sonra buraya geldik. Burası da aşağı yukarı böyle birkaç saatte gezilecek bir yer. Çünkü çok fazla turistik bir şehir değil. Sadece bu güzel sarayı, Schloss diye geçiyor, saray diye geçiyor ama müze olarak hizmet veriyor. Burayı görmenizi istedim. Güzel de bir bahçesi var. Tabii mevsimden dolayı çok böyle gösterişli olmasa da şu anda Mayıs ayından sonra çok güzel oluyor burası. Aynı zamanda hemen karşısında bulunan işte Marktplatz yolunda da işte Noel pazarının ve diğer festivallerin yapıldığı alan. Şu anda bu gezimize başladık. Burada da biraz takıldıktan sonra diğer şehirlere ve kasabalara doğru yolumuza devam edeceğiz. Şehrin kalbinin attığı Marktplatz'a geldik arkadaşlar. Şu an arkamda gördüğünüz Noel pazarı da yine diğer bütün festivaller ve etkinlikler gibi olduğu gibi Marktplatz'a kuruluyor. Karlsruhe gezimizi burada noktalıyorum. Bundan sonraki durağımız da Ettlingen olacak. Rotalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda geldiğimiz yerde Ettlingen kasabası, ilçesi. Burası da Karlsruhe şehrine çok yakın mesafede bulunuyor. 13 kilometre uzaklıkta. Zaten şunu fark ettim. Büyük şehirlerin yanında daha tarihi, daha şirin, küçük böyle turistik açan daha ön plana çıkmış şehirler var. Büyük şehirlerde bunu yapmaktansa küçük şehirlere böyle bir öncelik vermişler. Bunun aynısını Stuttgart'ta da görmüştük. Mesela Esslingen aynı mesafedeydi. Burası da böyle çok şirin bir kasaba, görüyorsunuz arkamda. Güzel bir caddeden, alışveriş caddesinden, İstiklal Caddesi gibi küçük bir caddeden devam ediyorsunuz. Sonrasında sizi böyle güzel bir manzara karşılıyor. İleride nelerin olduğunu size göstermeye devam edeceğim ama şu ana kadar burada herhangi bir Noel pazarı görmedim. Bakalım belki şu kilisenin alt kısmında görebiliriz. Oraya gidince görüşürüz.
Karşında gördüğünüz yer Rathaus binası arkadaşlar. Yine yanında bir saat kulesi var. Artık bunlara alışık hale geldik. Neckar yani nehir yanından geçiyor ve nehrin üzerine gerçekten çok şirin köprüler var. Mesela şu karşıda gördüğünüz bakın tahta ahşap bir köprü. Sonrasında artık böyle tatlı tatlı şirin sokaklardan, trafiğe kapalı alanlardan bu şekilde yürüyebiliyorsunuz. Bu arada trafiğe kapalı derken sadece oturan insanlar buralardan geçebiliyorlar. Onun dışındakiler için kapalı. Güzel kilise kuleleri, binalar, Ettlingen de sizi karşılıyor. Ve bu videodaki ana gezi noktamız olan Baden-Baden şehrine geldik arkadaşlar. Burası dünyaca ünlü bir kaplıca şehri. Şehrin dört bir yanında ta Roma döneminden kalma kaplıcalara bulunuyor. Hem bu şehri gezerken eski kaplıcaları da görebiliyorsunuz. Hem de ünlü otellerin ya da yeni kaplıcaları insanların gelip burada 3-4 gün boyunca işte termal turizm yaptıklarını da görebiliyorsunuz. Burası gerçekten çok kalbur üstü bir kitlenin tatil yaptığı bir yer. O yüzden çok pahalı bir yer. Hani otopark ücretleri bile saati 2,5 Euro'dan falan başlıyor. Öyle söyleyeyim. Arkamda gördüğünüz bu yol boyunca da artık kasinolar ve alışveriş yerleri başlıyor. Yukarı taraflara da doğru çıktıkça da tamamen kaplıcalar sizi bekliyor. Şu anda şehrin gerçekten çok güzel bir noktasında gezimize başladık. Videonun son kısmında Baden-Baden olacak ve çok güzel bir Fransız restoranı deneyimimiz olacak. Baden-Baden termal sularıyla, kaplıcalarıyla ve kumarhaneleriyle ünlü bir şehir arkadaşlar aynı zamanda. Hatta şöyle bir yer gördük. Bakın şu anda buz gibi havada sıcacık su akıyor arkadaşlar. Burası bir havuz ya, bir çeşme. Ve gerçekten buranın ne kadar güzel suları olduğunu, yeraltı suları olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Böyle çok şirin bir havuzun etrafında sıcacık bir su akıyor. Umarım diğer yerlerde de bu şekilde, çünkü bir sürü havuz var, onları da deneyeceğim. Çünkü çok iyi geldi. Şimdi burada birçok arkadaşlar banyo da var. Yani buraya banyo dediğime bakmayın. Böyle saray gibi binaların içinde termal banyolar. Aslında ben size burayı fotoğraflamak için gelecektim. Burayı anlatmak için böyle çok güzel bir kulenin altında çok güzel bir havuz vardı. Ama maalesef burada pandemiden dolayı kapanmış. Herhalde 10-15 gün boyunca kapalı kalacak. Aynı sorunlar tabii burada da var. Bir yerde bir vaka çıktığı zaman kapatıyorlar orayı. Artık banyolara girmeden sokakları tanıtmaya devam edeceğim size. Bira bak çam ağacı ama biraz daha farklı değil mi? Evet, burası da şirin meydanlarından bir tanesi arkadaşlar. Yine çok güzel süslenmiş, Noel için hazırlanmış. Mekanlar o Kadıköy'deki meşhur mekan gibi süslenmiş. Görüyorsunuz çok şirin yerler. Vay, bayağı özen gösteriyorlar arkadaşlar bu Noel zamanı. Şimdi bakın Baden-Baden'da yemek fiyatları da arkadaşlar şöyle göstereyim. Sandviçler 3 veya 4 euro civarında. Şurada fish and chipsler var. 5.49, 5.99. Hemen yan tarafında pizzacılar 5 euro. Dönerler, döner bizim bildiğimiz o döner kebaplar 5 euro. Yani çok pahalı değil. Çünkü Rastatt'la aynı fiyatta şu anda, ki burası çok dediğim gibi lüks bir yer. Lüks bir tatil yeri olduğu için bence fiyatlar çok normal. Ve her şehirde olduğu gibi Old Town kısmına geldik arkadaşlar. Barok mimarisiyle dolu dolu bir gezi yaşamak istiyorsanız Baden-Baden bunun için enfes bir yer. Sımsıkı, daptaracık sokaklarından böyle karmakarışık sokaklarında geziyorsunuz. Diğer şehirler kadar düzgün değil. Ve tam Noel zamanında da olduğumuz için şahane süslenmiş durumda arkamdaki sokaklar. İşte buradaki kısımlar, mücevherciler, antikacılar, işte dediğim gibi çok böyle durumu iyi olan insanların burada gezdiğini görüyorsunuz. Zaten arabalar çok lüks. İleride bir kasino falan var. Bütün parayı orada yiyorlar falan. Hani gerçekten çok güzel bir kısımdayız şu anda. Buradan sonra da hani biraz birkaç yer daha görsem koyacağım. Yoksa çok güzel bir gastronomi deneyimi sizi bekleyecek. Onu kaçırmayın. Baden-Baden'da öğle yemeği için çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Ben buranın davetlisi olarak geldim. Arkamda gördüğünüz restoran Le Jardin de France. Yani bir Fransız restoranı. Fransız yemeklerini deneyeceğiz bugün Baden-Baden'da. Burası tam Almanya ile Fransa sınırında olduğu için, çok yakın bir konumda olduğu için Fransız ekolünü de burada görmeniz mümkün. İşte biz de böyle bir yer seçtik bu sefer. Burada deneyeceğiz. Hep de merak ediyorduk. Çok şirin bir yerde. Bakın görüyorsunuz barok mimarisiyle dolu dolu bir iki yapının arasında güzel bahçesi olan bir yerdeyiz. Şu anda yağmura rağmen çok güzel tatlı bir görüntü var arkamda. İnşallah yemekleri de öyledir. Bir girip bakalım. Şimdi
Şimdi güzel bir bölge şarabı eşliğinde önce bir aperatif geldi. Burada bölgesel bir peynirin sosu varmış. İşte patlamış mısır ve parmesan peyniriyle taçlandırılmış krakerler arkadaşlar. En başta bu geliyor. Hangi yemeği isterseniz isteyin. Bu şarap içinde şöyle bir şey söyledi. Bu bölgesel bir şarap ve sadece 140 tane çıkıyormuş. Ve bir tanesini de sağ olsunlar bizim için açtılar. Bu da yumurta sufresiymiş arkadaşlar. Üstünde trüf mantarları var. Bu arada burası Michelin restorantı. Onu da söylemem lazım. Gerçekten ölmeden önce yapılması gereken şeyler listesine bir tık daha attık. Ve geyik etinden yapılan yemeğimizle, isimleri Fransızca olduğu için arkadaşlar söyleyemeyeceğim şu anda, menü yanımda yok. Burada farklı mantar ve sebzelerle tütsülenmiş, yapılmış, baharatlandırılmış, soslandırılmış, ne isterseniz burada bir sanat var arkadaşlar karşımda. İşte Michelin restoranlarının en önemli özelliği bir sanatı size sunması. Burada da bakın hemen gösteriyorum. Güvercin etiyle yapılmış olan bir de bir yemek var. Birçok sebzeyle karıştırılmış. Gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi az önce size kasino severlerin de sonuna kadar tatmin olacağı bir şehir olduğunu söylemiştim. Arkamda gördüğünüz de buranın en büyük kasinosu. 21 yaşından küçükler giremediği için ve bizim yanımızda da Mira olduğu için giremedik. Hani sadece onu size tavsiye ederim, girmek isterseniz böyle paranız çoksa, hele bu kurlarla ben bir kumar da oynayacağım derseniz en meşhuru arkamda. 2021 itibariyle de girişte saat 17'den itibaren başlıyor. Hemen Noel Pazarı'nın da karşısında. Şimdi artık Baden-Baden gezimizin son mekanlarına doğru devam ediyoruz. Karşında gördüğünüz yer arkadaşlar Tinghal diye geçiyor. Burası Baden-Baden'daki bütün suların çıktığı pompa istasyonu olarak inşa edilmiş. İçeride tabii ki burada da bir hamam tarzı bir yer var. Şu an tabii Noel ve Covid dolayısıyla kapalı. Aynı zamanda Jacob Götlensen'in içeride 16 tane de bakın şu karşıdaki duvarlarda duran tabloları var. Bunlar çeşitli mit ya da tarihsel dönemdeki çeşitli olayları anlatan tablolar. Şu anda Noel Pazarı'nın iç kısmına dahil olduğu için o tarafa giremiyoruz. Ama dışarıdan da böyle bir mimari size göstermek istedim. Tam bir barok bu arada şaheseri yine. Hemen de önünde güzel de bir park var. Artık buradan sonra da gezimizi artık yavaş yavaş noktalayacağız. Sırada günün konaklama önerisi var arkadaşlar. Arkamda bulunan Hotel Castle, Rastatt şehir merkezinin tam da merkezinde. Bakın görüyorsunuz hemen arkasında tren garı var. Hotel Castle burası. Eğer Rastatt, Baden-Baden, Karlsruhe ya da Strasbourg'a geçeceksiniz, ekonomik bir konaklama arıyorsanız burayı kesinlikle tavsiye ederim. Odalar güzel, kahvaltısı güzel ve en önemlisi sahipleri de Türk olduğu için bizi çok iyi anlıyorlar. Yediklerimiz, içtiklerimiz, özlediğimiz tatları denedik sonunda. Çünkü yani kahvaltısı gerçekten çok iyiydi. Yani güzel ve olması gerektiği gibiydi. Öyle söyleyeyim, ihtiyacımız olduğu gibiydi. Odalar geniş, ferah, temiz ve en önemlisi dediğim gibi çok yakın bir konumda. Baden-Baden mesela çok pahalı bir yer konaklama için. Ya da işte Strasbourg'a geçerken yol üzerinde dinlenmek isteyebilirsiniz daha Fransa'ya geçmeden. O yüzden burayı tavsiye edelim. Şimdi de gezimize devam edelim. Ve Baden-Baden gezimizi çok eğlenceli bir noktadan bitiriyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz Noel Pazarı'nın bir parçasıydı. Güzel bir gezi oldu bizim için. Çok merak ettiğim bir kasabayı daha görmüş oldum. Bundan sonra Strasbourg gezimiz olacak arkadaşlar. Strasbourg'u size derinlemesine anlatacağım ve inşallah oranın Noel Pazarı'nı da gezeceğiz. Instagram hesabım olan Reşon Duvay'ı da takip etmeyi unutmayın. Benimle kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.